Sevgili izleyiciler, Soma'da 7 yıl sonra gelen bir karar dedik. Tabii konuşulacak pek çok başlık var tabii bu konuda da. Orada 301 madenci hayatını kaybetmişti. Onların avukatlığını da yapan, bu konuyu çok yakından takip eden isim Avukat Can Atalay yayın konuğumuz. Merhaba Can Bey, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir taraftan avukat olarak ne hissettiğinizi merak ediyorum. Bir taraftan 7 yıl sonra gelen kararı, ailelerin tepkileri var. Siz orada onlarla birlikteydiniz. İşte az önce gördük, duygu dolu anlar yaşandı orada. Ne dediler? Hepsini elbette merak ediyoruz ama kararla başlayalım isterseniz. 7 yıl boyunca tabii ara kararlarda olmuştu eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ama şimdi böyle bir karar var. Deniliyor ki işte 20 yıl hapis cezası aldı maden sahibi Can Gürkan. Bu kararı isterseniz konuşarak başlayalım. Can Bey, buyurun. Şimdi Can Gürkan'ın 20 yıl hapis cezası alıp almaması... Çok özür diliyorum. Daha cümleye başlamadan hemen uyarayım. Biraz yüksek ses rica edeceğim Can Bey. Tabii. Ya şehirler arasında yoldayım, o yüzden kusuruma bakmayın. Estağfurullah, dinliyoruz. Şöyle, mesele Türkiye'de insanlar ekmeğini kazanırken, işçi kardeşlerimiz, hepimiz, emeğiyle geçinen herkes, evine ekmeği alın teriyle götürmeye çalışan herkes, çalışırken göz göre göre ölüme gönderilebilir mi? Yoksa Türkiye'de işçi canı işletmelerin en ucuz sarf malzemeleri arasında mı yer alıyor? Mesela bu kadar sade. Burada iddianame olası kasıtlı insan öldürmekten, 301 kere olası kasıtlı insan öldürmekten 162 kere yaralamaktan düzenlenmişti. Bunun manası şu: bunlar, bu sanıklar olacak olanı görmüşler. 2009'da bu madende büyük önüne geçilemez felaketler olacak demiş bir başka şirket. Ben burayı işletemem demiş. 7 Ekim 2009'da yazmış bu yazıyı. 30 Ekim tarihi itibariyle bu felaketler bekleniyor yazısına rağmen bu maden Can Gürkan ve ailesine, Gürkan ailesine verilmiş. Önlem almışlar mı? Hayır, almamışlar. Şu kadar düşün. Alınması gereken, örneğin havalandırmaya ilişkin alınması gereken önlemi saptamışlar. Mühendislere bu önlemin projesini çizdirmişler. Bu projeyi Ege Limit İşletmelerine, Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne vermişler, onaylatmışlar. Uygulamışlar mı? Hayır. Fakat buna yapacakları masraf gerekçesiyle yeni rezerv alanları almışlar, yeni kömür almışlar. Bunu bir kere yapmamışlar. İki değil, üç değil, dört kere yapmışlar. Bu madende 2803 işçi istihdam ediliyor. Kolluk, jandarma 2758 gaz maskesine el koymuş. Bunların 2670 küsürü kullanılamaz halde. Hiçbir şekilde kullanılamaz halde. Oksijen maskesi alabilecekken karbon monoksit maskesi vermişler. Bunların da demin de söylediğim gibi yani %95'i kullanılamaz halde. Eski üretim tonolarına ilişkin yapmaları gerekenlerin hiçbirini yapmamışlar vesaire. 10 madde altında özetleyebilirim. Göz göre göre ölecek işçi sayısını hesaplamışlar. Duruşmada da söylediler. Diyorlar ki, işletme müdürü diyor ki, devlet kaçamağına doğru kaçsalar kurtulurlardı. Seyit Manosu'nda hayatını kaybeden 269 kardeşimiz için söylüyorlar. Fakat o devlet kaçamağı dedikleri yeri sadece özelleştirme öncesinde Olacak'ta çalışan az sayıdaki yaşı ileri işçi biliyor. Onlar da zaten bir kısım işçi arkadaşımızı oradan çıkarmışlar. Diğerine haber dahi vermemişler. Bir, onların maden alanının dışında burası. İki, gözü dönmüşlüğü böyle yaptı. Bütün bu açıklık dosyanın yargılaması içerisinde de defalarca ortaya çıktı. Özgür Bey'in gözünden engel olamadığı yaş o yüzdendir. Biz bunu duruşma salonunda gözümüzün önünde her şey açığa çıktı. Ötesi, biz o madene girdik. Evet. O U3'e girdik. U3'te oraları gördü mahkeme heyeti. Ötesi mahkeme başkanı. Ama buna rağmen işte kaçabilirlerdi şeklinde bir açıklama da yapılabiliyor. Ya ötesi de her türlü sabotaj iddiası var. Sabotaj iddiası önce bir Türk işçi ima edilerek yapılmaya çalışıldı. Sonra bir tane gezi direnişi döneminde açılan bir Twitter hesabı. En sonunda ama 15 Temmuz darbe girişimine kadar Fethullahçılar akıllarına getirmeyen insanlar Fethullahçıları söylemeye başladılar. Mahkeme başkanı duruşma salonunda tehdit edildi.
tehditlere boyun eğmeyeceği anlaşılınca dediler ki en yüksek makamlara şikayet ediyoruz sizi. Daha sonra yargılamanın son aşamasına gelinmişken, artık dosya karara çıkacakken, o mahkeme başkanı esas hakkında mütalaa bildirilecekken, biz çay ve ihtiyaç molası diyeyim, döndük duruşma savcısı dedi ki, daha önce hazırım diyen duruşma savcısı, derdik toparlamak için süre istiyor. O süre bitmedi. 1,5 yıl Can Gürkan'ın Manisa'ya verdiği bir dilekçe gerekçesiyle dosyayı kilitlediler. Gazeteci Barış Pehlivan'ın yazdıklarından anlıyoruz ki en yüksek siyasi makamlardan müdahale edilmiş. Başsavcı değiştirilmiş, oradaki bir savcı değiştirilmiş. Ama bizim gözümüzün önünde olan mahkeme başkanı ve üyelerden bir tanesi dosyadan el çektirildi. Olayın nasıl başladığını bilir kişinin saptadığı anı gözüyle gören mahkeme başkanı. Evet. U3'ün üstünde 340 metresliğin orada bilir kişinin olayın nasıl başladığını bulduğu, yani yeri nasıl bulduğunu gördü. Ben de oradaydım. Peki Akşe şunu soracağım doğru. size Can Bey. Şimdi 301 madenci hayatını kaybetti. Onların ailelerinin neler çektiğini biz medyadan ama sizler onlarla sürekli iletişim halindesiniz. Evet. Sizler daha yakından biliyorsunuz. Onların bu kararı evet. elbette tepkisi var ama ben şunu sormak istiyorum. Siz de bir hukukçu olarak bugün ne hissettiniz? 301 madencinin hayatını kaybettiği bu facianın davası Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminde nasıl bir iz bıraktı? Adalet sağlanmış mı oldu yani şimdi? Ne dersiniz? Son Asla. Olarak bunu sormuş olayım. Asla. Çok hızlıca, 2 dakikanızı alacağım. Çok hızlıca şöyle tabii, söyleyeyim. Tabii, buyurun. Bu koşullarda yeni gelen heyet bir karar verdi. Fakat Türkiye'nin bu adaletsizlik koşullarında, bu koşullarda da Türkiye'nin ne halde olduğunu birbirimize anlatmamıza gerek yok. Yargıtay'ın 2. Dairesi'nin 5 hakimi dedi ki böyle saçmalık olmaz, olası kasıttan ceza verilmesi gerekir. En çabukluğu marifet, aceleniz olduğunu anlıyorum, o yüzden hızlıca toparlayacağım. En çabukluğu marifet, 3 AKP'li bürokratı o heyete sokarak, onlar o heyete girene kadar itiraz etmeyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti ve karar bozuldu. Olası kasıtlı. Türkiye'de olası kasıtlı ceza verilecek seviyesinde bunlar bu dosyanın sanıklarıdır. Türkiye'de eğer burada dahi olası kasıttan ceza verilmiyorsa yandık. Sıkıntı şu, bugüne kadar kimse bu dosyadaki sanıklar kadar işçi öldü diye cezaevinde kalmamış olabilir. Ama mesele bundan sonra kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir. Mevzumuz budur. Adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz. Gözümüzün önünde suç işlendi, suçlar işlendi. Henüz delillendirebilecek olanaklar yok elimizde duruşma sanatlarına geçenler dışında. Ama elbet bu pislik üzeri örtülemeyecek. Elbet bu pislik de ortalığa saçılacak. Özgür Bey de söyledi. Ben de burada söyleyeyim. Bu iş yeni başlıyor. Biz bu işin peşini bırakmayız. Ne olacak peki Can Bey? Bu işin peşine bırakmayız diyorsunuz. Çünkü sizi izleyen, dinleyen çok sayıda insan da var. Bu konu çok önemli. Herkesin yüreğinde bir yara elbette bu. O yüzden onu biraz daha açarsanız buyurun. Bu arada 1,5-2 dakikamız var. Onu da belirteyim. Anladım. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de çok iyi direngen ve teknik konularda hakim bir avukatlık geleneğimiz var bizim. Soma davası bu avukatlık geleneği içerisinde özel bir yere sahip. Dolayısıyla şu ana kadar yapılması gerekenler yapılması gerektiği zamanda yapıldı. Avukat arkadaşlarım kim adına söylüyorum bunu? Yüz akıdır. Fakat bundan sonra da olağan kanun yolları ve olağanüstü kanun yolları tümüne, Anayasa Mahkemesi'ne ve ondan sonra da İnsan Hakları Mahkemesi'ne eğer gerekirse başvuracağız. Ama şunu söylüyorum. Bu dosyada yargının nasıl doğrudan etkilenmeye çalışıldığının kanıtları var. Dosya içerisinde var, duruşma tutanaklarında var. Daha ötesi, gazeteciler bunları haberleştiriyor. O gazetecilere soru sormaya dahi cesaret edemiyor Cumhuriyet Savcıları. Ne diyorsun sen? Türkiye'de pislikler ortaya dökülüyor. Burada çok büyük pislik var. Emin olun, bu pislikler de ortaya dökülecek ve yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmek zorunda kalınacak Soma davasıyla ilgili olarak. Böyle söyleyeyim. Peki. Çok teşekkür ediyorum Can Bey. Kıymetli katılımınız için çok sağ olun efendim.